Ne işin var burada? Beni çok korkuttun. Git buradan lütfen. Afiyet olsun. Seni ne kadar özlediğimi... Delirdin mi kızım burada? Git. İyileştiğini Bihter haber verdi. Kazadan sonra Bihter'le konuştuk. Her şeyi biliyor artık. Nasıl yaparsın bunu? O sordu, ben de anlattım. Sen nasıl? İlişkimizi hafife almaması için ne yaşadığımızı bilmesi lazımdı. Sen kim oluyorsun? Bu hakkı kim verdi sana? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Firdevs, ben bilsin istedim. Bilmesini isteseydim ben anlatırdım. Sen ne cüretli? Bizi anlamasını istedim. Biz mi? Biz diye bir şey yok artık. Hiç olmadı. Olmayacak. O defter çoktan kapandı, bitti. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine uzaklaştırmaya çalışıyorsun kendinden. Öyle istiyorum çünkü. Ama neden? Artık bir engel yok ki önümüzde. Evli değilsin. Kızların için endişelenmene de gerek kalmadı. Lütfen Firdevs. Kimseden çekinmeden, korkmadan yaşayalım aşkımızı. Bu kadar bekledikten sonra ikimiz de hak ettik bunu. Kimin aşkı? Benim evliliğimin güvencesinde sürüyordu o ilişki. Çünkü kocam sağlıyordu ihtiyaçlarımı. Senden bir talebim yoktu. Sen benim istediğim hayatı hiçbir zaman sağlayamazsın. Seni seviyorum. Birbirimizi seviyorduk. Ben de seninle yaşadığım heyecanı sevmiştim. Ama bu saatten sonra maceraya atılamam. Lütfen git şimdi. Bir daha da gelme. Git İlhan. Lütfen tamamen çık hayatımdan. Tanıştırayım. Firdevs Yöreoğlu. İçerideki kadını tanıyor musun? Ne kadar tanıdığını zannediyordun? Hı? Ya hiç tanıyamasaydın? Peker gitti mi? Evet. Rahat mısın öyle? Yatırayım mı biraz? Yok, iyiyim. Bihter. Hı. Evi hemen boşaltmanızı istiyorum. Olur. Bütün eşyaları satın gitsin. Oraya ait hiçbir şey kalmasın etrafımda. İstemiyorum. Hallederiz. Merak etme. Hastaneden çıkınca bir süre benim yanımda kalmanı istiyorum. Allah Allah. Bir süre. Kendini daha iyi hissedene kadar. Bu haberle kendimi şimdiden daha iyi hissetmeye başladım. Ziya Gelyalısı'nda yaşamak bir süre için bile olsa iyi olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.